Merhaba, bugün size yakın geçmiş zaman olarak bilinen Present Perfect Tense'i anlatacağım. Anlaması biraz zor bir zaman ve sıklıkla dili geçmiş zamanla karıştırılıyor ama bu dersi izledikten sonra bazı taşların yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Yine öncelikle yakın geçmiş zamanın yapısını inceleyelim. Ardından da asıl önemli konu olan bu zamanın nerelerde kullanıldığına göz atalım. Öncelikle olumlu cümleyle başlayalım. Olumlu cümle her zamanki gibi özneyle başlıyor. Öznelerimizi tekil ve çoğul olarak ayırıyoruz çünkü özneden sonra gelecek olan yardımcı fiilimizi buna göre seçeceğiz. Şimdi yardımcı fiillerimiz geliyor. Have ve has. Hocam have has sahip olmak anlamına gelmiyor muydu? Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Sanki bir dönem İngilizce'de ciddi bir kelime kıtlığı varmış gibi have has sözcükleri bu sefer de yardımcı fiil olarak karşımıza çıkıyor. Her neyse, ne kadar çok yargılarsak o kadar geç öğreniriz. Sonrasında fiillerimiz gelsin. Ama tüm çıplaklığıyla falan değil, üçüncü halleriyle gelsinler. Düzenli fiillerin üçüncü halleri de ikinci halleriyle aynı. Düzensiz fiillerin ise üçüncü hallerini ezberlememiz gerekiyor, yoksa sürekli ayağımıza dolanırlar. Şimdi peşlerinden nesne ya da sıfat getirebiliriz. Yer zarfı getirebiliriz. Ve son olarak zaman zarfı getirebiliriz. Yakın geçmiş zamanda kullanılan zaman zarflarımızın bir kısmı bunlar ve bu listedekiler genellikle cümlenin sonuna geliyor. Bazı zaman zarfları ise tıpkı geniş zaman konusunda olduğu gibi fiilden hemen önce geliyor. Gelsinler o zaman. Already, always, just, ever ve never. Tabii never kullanıldığında cümle yapı olarak olumlu olsa da anlamının olumsuza kayacağının altını çizmekte fayda var. Ever ise yine never gibi hiç anlamına geliyor ancak sadece soru cümlesinde kullanılıyor. Şimdi tablodaki kelimeleri soldan sağa doğru okuyarak cümleler kuralım ve anlamlarına bakalım. I have cleaned the house just before. Evi biraz önce temizledim. You have washed your car this morning. Bu sabah arabanı yıkamışsın. We have seen him twice this week. Onu bu hafta iki kere gördük. They have been here for 2 days. 2 gündür buradalar. He has had the car since Monday. Pazartesiden beri araba onda. She has read 2 books so far. Şu ana kadar 2 kitap okudu. It has rained a lot in London recently. Yakın zamanlarda Londra'ya çok yağmur yağdı. Maggie has been ill lately. Maggie son zamanlarda hasta. Cümlelerin bazılarında have kelimesini kısaltarak apostrof ve e şeklinde yazdığıma dikkat edin. Yakın geçmiş zamanda olumsuz cümle yapmak çok kolay. Yapmamız gereken tek şey yardımcı fiillerin sonuna not eklemek. Not sözcüğünü de kısaltarak haven't, hasn't şeklinde kullanabiliyoruz. Fiilleri ise yine üçüncü hallerinde kullanmaya devam ediyoruz. Yalnız tam artık yeter derken yet diye yeni bir zaman zarfı eklendiğini görüyoruz. Peki sizce bu zaman zarfı neden olumlu cümlede yoktu? Aslında cevabı anlamında saklı. Ben henüz ödevimi yaptım veya o daha geldi gibi cümleler kulağa biraz tuhaf geliyor. İngilizlerin kulağına da tuhaf gelmiş olsa gerek ki yeti olumlu cümlede kullanmıyorlar. Peki şu fiilden önce kullanılan zaman zarflarına ne oldu dersiniz? Gelsinler. Geldiler ama üzerleri çizili. Zaten bunları da anlam açısından düşündüğümüzde olumsuz cümlede çok tuhaf durduklarını görebiliriz. Soru cümlesinde de yardımcı fiiller cümlenin başına geliyor. Fiilden önce gelen zaman zarflarının soru cümlesinde de kullanılabildiğini görüyoruz. Sen hiç şunu yaptın mı gibi cümlelerdeki hiç anlamını vermek için soru cümlesinde never yerine ever kullandığımıza dikkat edin. Gelmedin mi, gitmedin mi gibi olumsuz soru sorarken de cümleye haven't, hasn't'la başlıyoruz. WH soru gelmeleriyle soru sorarken de her zaman olduğu gibi bunları soru cümlesi yapısının en başına yerleştiriyoruz. Evet, buraya kadar Present Perfect Tense'in kullanım şeklini gördük. Şimdi ise esas önemli nokta olan nerelerde kullanıldığına bakalım. Öncelikle her ne kadar bu zamanın Türkçe'de bir karşılığı yoktur denilse de aslında var. Ha? Şöyle ki, Present Perfect Tense, geçmişte yapılan ancak ne zaman yapıldığına dair net bir zaman bildirilmeyen cümlelerde kullanılıyor. Bunun Türkçedeki karşılığı ise sonu mışmışla biten ifadeler. Örneğin, birisi buraya bir gazete bırakmış cümlesinde
Gazetenin oraya geçmişte bir zamanda bırakıldığı belli. Ancak tam olarak ne zaman bırakıldığı belli değil. İşte bu tür bir cümle İngilizce'de yakın geçmiş zamanla söyleniyor. Somebody has left a newspaper here. Hocam mış de geçmiş zamanda söylenmiyor mu? Had left olmayacak mı? Diyebilirsiniz ancak birkaç ders sonra göreceğimiz bu past perfect tense'i biz mış olarak değil mıştı mişti olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Bu yüzden ikisi karışmayacaktır, merak etmeyin. Şimdi bu kullanımı gösteren birkaç örnek daha vereyim. Bavulunu toplamış. She has packed her suitcase. Yalan söylemiş. She has told a lie. Ev almışlar. They have bought a house. Tabii present perfect cümlelerini bu şekilde Türkçeleştirmek zorunda değiliz. Yukarıdaki aynı cümleleri simple past kullanımında olduğu gibi did ile bitecek şekilde de çevirebiliyoruz. Bavulunu topladı. Yalan söyledi. Ev aldılar. Bu şekilde çevrildiklerinde dili geçmiş zamandan bir farkları yokmuş gibi görünse de içerdikleri anlam açısından aralarında farklar var. Şöyle ki, present perfect tense ile söylenen bir cümlenin mutlaka şu anla bir ilişkisi oluyor. Örneğin, o bavulunu 2 gün önce toparlamış olsa da konuşma anında bavulu hazır durumda yerde durduğu için böyle bir cümle kurulmuş olabilir. İkinci örnekte ise yalanı söylemesinin üstünden uzun bir süre geçmediğini anlıyoruz ki bu cümle yakın geçmiş zamanda kurulmuş. Son örnekte ise geçmişte bir tarihte ev aldıklarını vurgulamak istemiyoruz. Böyle olsaydı simple past kullanırdık. Burada vurgulamak istediğimiz asıl şey onların artık bir evi olduğu ve bu durumda şu anı ilgilendiriyor. She packed her suitcase, she told a lie, they bought a house cümlelerinde ise olan olmuş artık ve bu durumların kendisi ya da etkisi devam etmediği için hiçbirisi şu anı ilgilendirmiyor. Tabii çevirileri aynı. Yakın geçmiş zamanı dili geçmiş zamandan farklı kılan diğer bir şey ise zaman zarflarının biraz daha bulanık olması. Önce zaman zarflarımızı hatırlayalım. Dili geçmiş zamanda dün, geçen hafta, 2 dakika önce gibi kesin ve net zaman zarflarımız vardı. Buradakilerin ise hiçbirisi bize net bir tarif vermiyor. Bunun sebebi yakın geçmiş zamanın konuşma anında kendisini ya da etkisini devam ettiren eylemleri anlatmakta kullanılıyor olması. Oysa dili geçmiş zaman böyle değildi ve olaylar olup bittiği için ne zaman olup bittikleri de gayet netti. Örnekler üzerinden karşılaştırma olarak anlatayım. She has packed her suitcase just before. Biraz önce bavulunu topladı. Yani ne zaman topladığını tam olarak bilmiyoruz ama üstünden çok zaman geçmedi ve bavulu halen toplu durumda. She packed her suitcase yesterday. O dün bavulunu topladı. Dün olduğu gayet net ancak dün dünde kaldı. Bavulu belki şu anda toplu olmayabilir. She has told a lie this morning. Bu sabah bir yalan söyledi. Yani bu sabah halen bitmedi. Yalanı söylediğinde saat 9'du. Şimdi ise 10.30. She told a lie a few minutes ago. Birkaç dakika önce bir yalan söyledi. Birkaç dakika öncesi yakın bir geçmiş gibi görünse de net bir zaman belirttiğimiz için simple past kullandık. They have bought a house recently. Yakın zamanlarda bir ev aldılar. Hani tam ne zaman aldıkları önemli değil ama artık bir ev sahibi oldular. They bought a house last year. Geçen yıl bir ev aldılar. Yine net bir tarih verdiğimiz için dili geçmiş zaman kullandık. I have already had dinner. Akşam yemeğini çoktan yedim. Çoktan derken tam olarak ne zaman belli değil. I ate dinner at 8 p.m. Akşam yemeğini akşam 8'de yedim. Şahitlerim de var. Present perfect tense için önemli olan bir olayın ne zaman yapıldığı değil, yapılıp yapılmadığı. Yani zamandan ziyade deneyimin üstünde duruyor. Şu örneklere bakalım. Have you ever seen a ghost? Sen hiç hayalet gördün mü? Ne zaman gördüğü değil de görüp görmediği bizim için önemli. Have you eaten lunch? Öğlen yemeği yedin mi? Hani yemediysen ısmarlayacağım alt mesajı barındıran bir soru cümlesi. Have you seen my wallet? Cüzdanımı gördün mü? Bunu soran kişi muhtemelen yana döne cüzdanını aradığı için bu kişiye Yes, I saw it yesterday şeklinde bir yanıt vermek şu tür bir sonuç doğurabilir.
Yakın geçmiş zamanı hala devam etmekte olan ya da devam edebilme potansiyeli olan açık uçlu durumlardan bahsederken de kullanabiliyoruz. Yine karşılaştırmalı örneklerle anlatayım. I have worked at this hospital for 10 years. Bu cümleyi 10 yıl bu hastanede çalıştım şeklinde çevirirsek hata yaparız. Çünkü present perfect kullanımından bu durumun şu ana ilgilendirdiğini, yani devam ettiğini anlıyoruz. Bu yüzden bu cümleyi 10 yıldır bu hastanede çalışmaktayım şeklinde çevirmek daha doğru olacak. I worked at this hospital for 10 years. İşte bu cümleyi doya doya 10 yıl bu hastanede çalıştım şeklinde çevirebiliriz. We have seen this movie twice. Bu filmi 2 kere izledik. 3. 4. kere de izleyebiliriz. Açık uçluluk durumu söz konusu. We saw this movie twice last month. Bu filmi geçen ay 2 kere izledik. Geçen ayı geri getiremeyeceğimiz için açık uçluluk ortadan kalktı ve değil'i geçmiş zaman kullandık. Have you ever seen a gorilla? Sen hiç goril gördün mü? Hiç diye soruyoruz çünkü karşımızdaki kişi halen hayatta ve her an gidip bir goril görme şansı var. Did you see the gorillas at the zoo? Hayvanat bahçesinde gorilleri gördün mü? Sorduğumuz kişi belli ki bir hayvanat bahçesine gitmiş ve biz de o tarihi baz alarak sorduğumuz için simple past kullandık. No, I have never seen a gorilla. Hayır, ben hiç goril görmedim. Ama her an gidip görebileceğim için açık uçlu olan present perfect'i kullandım. Yes, I saw the gorillas at the zoo yesterday. Evet, dün hayvanat bahçesinde gorilleri gördüm. Bu cümle her iki sorunun da yanıtı olabilir. Yani yakın geçmiş zamanda sorulan bir sorunun yanıtı mutlaka yakın geçmiş zamanda olacak diye bir şart yok. She hasn't done her homework yet. Ödevini henüz yapmadı. Henüz derken şu anı da kapsadığımız için açık uçluluk söz konusu ve bu yüzden yakın geçmiş kullandık. She didn't do her homework last week. O geçen hafta ödevini yapmadı. Artık bu durumu değiştirebilme şansı yok. Bu yüzden simple past kullandık. İngilizce'de birisinin daha önce bir yere gidip gitmediğini sormak istiyorsak yakın geçmiş zaman kullanıyoruz. Çünkü karşımızdaki kişi halen hayatta olduğu için yine açık uçluluk söz konusu. Ancak bu amaçla gone ve been fiillerini kullanırken dikkatli olmalıyız. Zira ikisi farklı anlamlar katıyor. Soruyu sorarken mutlaka been kullanıyoruz. Çünkü gone kullansaydık karşımızdaki kişi oraya gidip oradan dönmemiş olurdu ve bu durumda biz bu soruyu soramazdık zaten. Have you ever been to Venice? Venedik'e hiç gittin mi? Veya Venedik'te hiç bulundun mu? My brother isn't at home, he has gone to the shops. Kardeşim evde değil, alışverişe gitti. Gidip henüz dönmediği için gone kullandık. Ama sonrasında kardeşe gelip bize aldıklarını gösterse ve alışverişe gittim deseydi o zaman been kullanırdık. Look what I bought, I've been to the shops. Yakın geçmiş zaman konusuyla ilgili olarak söylenebilecek temel şeyler bunlar. Bu videoyu izlediğiniz halde kafanızda soru işaretleri kaldıysa tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Kısa gibi görünen bu video aslında çok fazla bilgi yükü barındırıyor. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. Translation, believe me, I've tried everything. Durduralım. Açıklayarak gidelim. Burada present perfect kullanıyor. Elimden gelen her şeyi denedim diyor. Ve ucu açıklık durumu söz konusu olduğu için, yani daha deneyebileceği şeyler olduğu için present perfect kullanıyor. Hi Ben, I have secured an appointment for you to meet with Jules Austin today at 3:55 p.m. Bu cümleyi söyleyen kişi present perfect kullanıyor çünkü randevuyu ayarlamış olması şu anı ilgilendiriyor. You've been through a lot. Bunu söylediği kişi halen hayatta olduğu için ve daha görüp geçirebileceği şeyler olduğu için present perfect kullanılıyor. Burada da belirli bir zaman verilmeyip bir süredir denildiği için ve bu bir süre şu anı da kapsadığı için present perfect kullanılmış.
I've read about these house husbands. Bu cümle ise Türkçe'de mişmiş ile söylenilen cümlelere güzel bir örnek teşkil ediyor. Okumuştum demek için İngilizce'de present perfect'i kullanıyorlar. Hey Louis, what's up? Never seen you so awake. Bu cümlede de geçmişte olan bir şeyden bahsedilmediği için, yani özellikle bir zaman vurgulanmayıp bir tecrübenin üzerinde durulduğu için present perfect kullanılıyor. Been in business a long time and I've never run across anyone quite like you. Uzun süredir iş hayatındayım ve senin gibi birisiyle karşılaşmadım derken present perfect kullanıyor. Çünkü halen iş hayatında, iş hayatı devam ediyor ve öyle birisiyle karşılaşma ihtimali de söz konusu. O yüzden present perfect en güzel seçim oldu. I'm Jason. I've worked for you for like a year. Present perfect devam eden olaylar için de kullanılıyor demiştik. Burada halen o kişinin yanında çalıştığı için present perfect kullanıyor. Çünkü işten ayrılmamış. I've delivered things to your home. I met Matt a bunch of times. I've... Burada ise Amerikalıların yaptığı tipik bir kullanımı görüyoruz. Normalde bu present perfect ile söylenilmesi gereken, have met şeklinde söylenilmesi gereken bir cümle ama günlük konuşmada biraz uzun kaldığı için bu have kısmını, has kısmını atıyorlar ve sanki simple past'miş gibi söylüyorlar. Tied your daughter's shoe before. They're still playing video games. Well, they've gotten great. Hmm. Burada bilgisayar oyunları kastedilerek onlar bayağı iyi hale geldi deniliyor ama halen de daha iyi hale gelebilirler. Bu süreç devam ediyor ve bu yüzden simple past kullanmak biraz tuhaf olurdu. Present perfect güzel oturuyor. Stresli gün halen bitmediği için present perfect kullanılmış. You know I haven't slept in 2 years. 2 yıldır diyor. 2 yıldır hiç uyumamış ve bu 2 yıl halen devam ettiği için present perfect kullanılıyor. Have you called Townsend yet? Yet kelimesi soru cümlesinde kullanıldığı zaman henüz, şu ana kadar gibi bir anlam katıyor ama Türkçede böyle bir kullanım olmadığı için bunu çevirmek biraz zor oluyor. I haven't called Townsend yet, but şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 Kapıya dokunma az önce boyadım cümlesinden kapının henüz daha boyalı olduğunu anlıyoruz ve present perfect kullanımı için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Don't touch the door, I've just painted it. Ben o filmi zaten izledim. Bu cümlede herhangi bir zaman belirtilmiyor, sadece filmi izlemiş olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yani burada deneyimimizden bahsediyoruz. O yüzden present perfect kullanıyoruz. I have already watched that movie. Şu ana kadar 2 kitap okudum. Yani daha da okuyabilirim. Ucu açıklık durumu söz konusu. O yüzden present perfect kullanacağım. I have read 2 books so far. Ödevimi biraz önce bitirdim. Tam bir zaman belirtilmemiş, biraz önce denilmiş. Bu yüzden yine present perfect çok güzel olacaktır. I have finished my homework just before. Bu dönem şu ana kadar 3 sınav olduk. Bu dönem hala bitmemiş, daha da sınav olabiliriz. Bunu düşünerek yine present perfect kullanıyorum. We have had 3 exams so far this term. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.